Televizyon kanallarında yöneticilik, koordinatörlük, moderatörlük ve sunuculuk yapan hali hazırda Kırmızı Masa Tartışma Programı ile başarılarını sürdüren Sayın Muharrem Coşkun'u yılın gazeteci ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Dünya Basın Mensupları Derneği'nin 2020 yılı yılın enlerini değerlendirdiği ödül töreni dün Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Televizyon kanallarında yöneticilik, koordinatörlük, moderatörlük ve sunuculuk yapan sanat, iş, eğitim, bürokrasi ve medya camiasından birçok ünlü ismin hazır bulunduğu ödül töreninde ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi. Programın devam ettiği sürece daha nicelerine İnşallah ağırlamak nasip olacak. Özellikle sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı ödül töreninde sinemaya hizmet ödülü dalında yılların deneyimli oyuncusu Hülya Koç Yiğit ödüle layık görüldü. Müzik Yılın en iyi erkek oyuncusu Kerem Alışık, yılın en iyi kadın oyuncusu Yusa Vildan Atasever oldu. Yılında İstanbul Sanayi Odası tarafından çevre ödülüne layık görülen... Yılın enleri ödül töreninde bir ödülde Akit TV haber koordinatörü, Kırmızı Masa programı yapımcısı ve sonucusu Muharrem Coşkun, yılın gazetecisi ödülüne layık görüldü. İyi akşamlar. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Objektif bakış, farklı yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Kırmızı Masa'ya bu hafta... Televizyon kanallarında yöneticilik, koordinatörlük, moderatörlük ve sunuculuk yapan hali hazırda Kırmızı Masa Tartışma Programı ile başarılarını sürdüren Sayın Muharrem Coşkun'u yılın gazetecisi ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Sevgili seyirciler hemen birkaç kelam edeyim. Bakın evet... Dünya Basın Mensupları Derneği'ne çok çok teşekkür ediyorum. 10. yılında bizleri de Yılın en iyileri arasına koymuşlar. Tabii ki halkımızın teveccühüyle, milletimizin reyleriyle gerçekleşti bu seçim. Ee, yılın en iyi gazetecisi, milletin gazetecisi olmak çok önemli. Milletin sesini duyurmak çok önemli. Tabii ki bunun da ekranı, mecra neresi? İşte bu ekran. Bu ekran bize bu imkanı veriyor, bu fırsatı veriyor. Biz her zaman söylüyoruz, cesur, adil ve milletten yana olacağız. Milletin sesi olmaya devam edeceğiz. Haklının yanında olacağız. Mazlumun yanında olacağız, zalim kim olursa olsun zalimin karşısında olacağız. Dolayısıyla e, aynı şekilde cesur, adil ve milletten yana tavrımızı taviz vermeden bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Tekrar ben buradan hem Dünya Basın Mensupları Derneği'ne bizi bu ödüle aday gösterip ve e, ödülü takdim ettikleri için ayrıca tabii ki burada bizi seçen milletimize, halkımıza Sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, diğer ödül alan e, sanattan, siyasette, medyadan, iş dünyasından isimleri de kutluyorum. Tabi e, arkadaşımız Bendeniz İstanbul dışındaydı. Maalesef katılamadım törene. Muhabir arkadaşımız Barbaros Balaban bizim adımıza ödül aldı. Kendisine de teşekkür ediyorum. E, bu ödül aslında hepimizin, Akit TV ailesinin, Haber Merkezimizin tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Evet, e, Mühim olan şu haktan, hakikatten, adaletten ayrılmamak ve milletin sesi olmak. Bu yolda çalışmaya devam edeceğiz diyelim ve yarın akşam aynı saatte hakikatleri paylaşmak umuduyla. Allah'a ısmarladık.